Okul çantası tatilde. Of oh ya, okullar tatil oldu. Ne yapacağım şimdi ben? Üç ay evde kalmak çok kötü. Hem taşıdığım defterler, kalemler de yok. Canım çok sıkılıyor." dedi çanta. Köşede unutulmuş gibiydi. Oysa her gün okula gidip geliyor, bir sürü arkadaşıyla eğleniyordu. Yanı başında duran pazar çantası onu bu halde görünce üzülme dedi. Üç ay göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Pazar çantası kendisinden büyüktü. Bir cebi ve kocaman da bir ağzı vardı. Yeşil ve sarı çizgiliydi. Tabii ya sen hiç yalnız kalmadın ki dedi. Pazar çantası güldü. Olur mu dedi. Ben de istediğim zaman çıkamıyorum ki haftada bir ya da iki kez diye ekledi. Okul çantası tatilini dolapta geçirmek istemiyordu. Eğlenceli bir tatil yapmak istiyordu. Bu duruma çok üzülüyordu. Bunu gören Pazar çantası gel seninle bir anlaşma yapalım dedi. Anlaşma çok basitti. Okul çantası ona okul hayatını anlatacak. O da pazarda gördüklerini okul çantasına. Böyle bir tatil hayal etmemişti ama aklına yattı okul çantasının. Okul çantası heyecanlıydı. Gözlerini iri iri açarak "Pazarda nar gördün mü?" diye sordu. Pazar çantası bütün meyve ve sebzeleri gördüğünü söyledi. Daha da heyecanlanmaya başladı. Soracak çok sorusu, öğrenecek çok şey vardı. Galiba bu tatilde beklediğinden daha çok eğlenecekti. Okul çantasının en çok merak ettiği de nardı. Öğretmen tahtaya resmini çizdiğinde o yerde olduğu için görememişti. Pazar çantası nardan başladı. Nar yuvarlaktır. Kabuğunun içinde kırmızı ve sulu bir sürü tanecik saklar başında tacı vardır diye anlattı. Okul çantası dinledikçe mutlu oluyordu. Okul çantası bilgi arkadaşını soru yağmuruna tuttu. Ispanakta demir varsa neden ağır olmuyor? Kırmızı lahana utangaç olduğundan mı kızardı? Karpuz ne yemiş de şişmanlamış? Soruları bitmek bilmiyordu. Sabırsızlıktan yerinde duramıyordu. Belli olmuştu. Bu yaz çok ama çok eğlenceli geçecekti. Okula döndüğünde arkadaşlarına hepsini tek tek anlatacaktı. <laughs>